Adım Meltem Arıkan. Yazar olarak biliniyorum en çok. Ama geçmişimde iş kadınlığı da var. Bir ayrıca anneyim. 25 yaşında bir oğlum var. İngiltere'de yaşıyorum. Sanat yapıyorum. 11 kitabım var. 9 roman. Bir tane araştırma kitabı, bir tane denemem. 5 tiyatro oyunum var. Bunlar çeşitli ülkelerde oynandı. Sadece Türkiye'de değil. Son 2 oyunum İngiltere'de yaşadığım için bütün Galler'i turladı. Ayrıca Londra'da oynadı. Ve Galler'deki geçen sezon en iyi 3 oyundan bir tanesi seçildi. Bunun yazarlık, bu yazarlık tarafım. Bunun dışında 20 küsür yıllık bir iş kadınlığı geçmişim var. Ama artık oradan emekli oldum bayağı bir süredir. Gezi öncesinde bir oyun yazdım, Miminör diye. Absürt bir oyun yazdım. Hayatım oyunumdan daha absürt bir hale geldi. Oyunum nedeniyle şu anda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanıyorum. Sadece bir tiyatro oyunu yazdığım için. O yüzden de 7 senedir Galler'de yaşıyorum. Peki. Biz bu görüşmeyi hani otizm çerçevesi içerisinde yapıp onunla ilgili sizin geçmişiniz var mı? Hani otizmle siz nerede tanıştınız? Ne oldu? Otizmle ilgili başınıza neler geldi? Böyle bir eğitim hani geçmişinizde otizm ne kadar var? Tanısal olarak mı yoksa ilişkisel olarak nedir? Biraz onları anlatır mısınız? Tabii 52 yaşında resmi olarak otizm tanısı kondu. İngiltere'deki otizm merkezi tarafından. Aslında şöyle dendi. Hani aslında siz Asperger sendromu var. Ama Asperger sendromu artık otizmin spektrumunun içinde olduğu için siz resmi olarak otizmlisiniz. Hayatımdaki en ilginç andı diyebilirim. Çünkü bir taraftan yıllardır aradığım soruların cevabı aman Allah'ım olarak karşımda duruyordu. Yani yanıtlanmış oldu. Tabii bir taraftan da çok acıydı. Çünkü 52 yıl kolay değil. Sürekli bir şeyle boğuşuyorsunuz ve neyle boğuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Bu tabii bir sürü keşke, ah falan bir sızı da oluyor. O an böyle ikiye ayrılmış gibiydim. Hani bir tarafım çok sızı duydu ama bir tarafım çok rahatladı. Tabii bu birazcık da katlandı. Çünkü bana teşhis konduğunda, teşhis konmadan önce acaba otizm olabilir miyim diye düşünmeye başlamam okuduğum bir kitapla oldu. Asperger diye. Ve beni tanıyan birisi, aa bu kitap seni anlatıyor dedi ve öyle başladı her şey. Aslında benim içimi en çok acıtan şey kendi teşhisim olmadı. Ne yazık ki bütün bu araştırmaları yaptığımda şöyle bir gerçekle yüz yüze kaldım ki benim oğlum da Asperger sendromu. Ve biz onunla çok zorlu zamanlar geçirdik. Oğlum da şu anda o resmi olarak teşhis konmadı. Bekliyor. Burada bekleniyor çünkü. İngiltere'de sadece resmi olarak otizm merkezleri teşhis koyuyor. Ama ben ona %100 koyacaklarından eminim. Çünkü tıpkı bir kez bana hep çok benziyordu. Herkes anne, oğul, siz aynısınız diyorlardı. Ve ben hayatım boyunca şöyle bir hata yaptım. Aman Ege benim gibi dışlanmasın, benim gibi olmasın diye bir de onu daha çok normal olsun diye ne yazık ki ergenlik döneminde zorladım. Ki bunun şu anda çok hata olduğunu görüyorum. Ama hani ben kendimi bilmiyordum ki onu nasıl bileyim. Ama bu oğlumla olan ilişkimde de büyük bir değişim yarattı. Sonra da tabii ki hani bu konuya otistik olmadı. Otistik olunca yeni ilgi alanım otizm oldu. Önce yaklaşık bu bir senelik süreçte şu anda toplam 44 kitap bitirdim. Otizmle ilgili İngilizce ve bunların çoğu tıbbi
kitaplar. Ama onun yanında ikinci ilgi alanım daha çok otistiklerin yazdığı kitaplar. Özellikle de benim gibi çok geç teşhis konmuş kadınların hikayeleri. İkincisi tabii ki yine kadın olmanın çok büyük bir dezavantajı var. Çünkü kadınların Asperger sendromu olabileceği ancak 90'lı yılların sonunda kabul görmüş. Ve bu zamana kadar bir sürü kadın şizofren teşhisiyle, akıl hastanelerinde kalan, bipolar teşhisiyle yanlış ilaçlar verilen, intihara sürüklenen bir sürü kadın olmuş ne yazık ki. Yani kadınlar açısından hele de Asperger'seniz bu birazcık benim yaşımdakiler için çok şanssız bir dönem. Çünkü teşhis konulamıyor. Benim başımdan şöyle de bir şey geçti. Ergenlik yani 19 yaşındaydım sanırım o civarlarda 19-20 yaşlarında çok büyük bir sorun yaşadım ve terapi görmeye başladım. Fakat sorun gitgide büyüdü ve hastaneye yatmaya karar verdim. Yani doktora ben söyledim beni hastaneye yatır yoksa ben kendimi öldüreceğim dedim. Yani, bu arada belki şimdi çok dağınık anlatıyorum ama ben annemi... Ben 5 yaşındayken biz bir trafik kazası geçirdik. 2 sene annemle babam 2 farklı hastanede yattı. Sonra annemi kaybettim. Benim ölümle ilişkim annemin yanına gitmek. O yüzden de ben ölüm korkusunu bilmiyorum. Yani ölümle yüz yüze gelinecek her durum benim için çok güzel bir durum. Oh ne güzel yaşasın. Ama bu şöyle bir şey de yanında getiriyor. Hele otizm olunca... çok çabuk hayattan vazgeçebiliyorum. Ben öyle yaşama karşı büyük yaşayayım falan gibi tutkunluğum yok. O çok çabuk kopabiliyor ne yazık ki. Ama bunu bilmek işte bunu tutunmanıza sebep oluyor bir taraftan da. Neyse bunu niye söyledim? İşte o dönemde artık yani bu hayatta olmak istemediğimi doktora söyledim ve dedi ki tamam hemen seni yatıralım. Bu arada hastaneye yattığımda başka sorunlar da var. Nasıl sorunlar var? Çok kuvvetli bir altıncı hissim var. Mesela telefon çalmadan çalacağını söylüyorum. Mesela birisi bir akrabamız ölmeden onun öleceğini söylüyorum filan. Ve bunu kontrol etmeyi de bilmiyorum. Bu korkunç bir şey. Yani gerçekten korkunç bir şey. Ve bazen de insanların ağrılarını geçirebiliyorum. Ama bunların hiçbirini ben kontrol edemiyorum yani oluyor. Ne zaman canı isterse oluyor gibi bir şey. Şimdi tabii bunları da ilk doktorlara anlattığımda beni hastaneye yatırdılar ve bir ay tartışmışlar. Ben şizofren miyim yoksa değil miyim? Fakat hastanede de şöyle bir şey oldu. İlk 15 gün sonra doktorların terapi saati var bir de benim terapi saatim var. Ben bütün hastalarla terapi yapmaya başladım. Yani hayatımda en eğlendiğim 3 ayı... gerçekten Ankara Üniversitesi açık katta geçirdim. Sevgili Abdülkadir Hoca, başhekimdi. Onlar benden çok çektiler ama. Fakat bir taraftan da görüyorlar ki şizofren falan değilim. Bir ay sonra grup terapilerde Abdülkadir Hoca benim konuşmamı yasakladı. Dedi ki Meltem biz seni buraya asistan almadık. Ya sen herkese söylüyorsun senin buyun var sen bunu şundan yapıyorsun. Meltem'in konuşması yasak artık dedi. Daha sonra Amerika'dan başka bir hoca geldi. Adını da şimdi size vereyim, not aldım, unutuyorum. Ve benim üstümde bir sürü test yaptılar. Ne oluyor acaba diye. Bunun sonunda, bir dakika, bir müsaade eder misin sana doktorun ismini de söyleyeyim. Not almıştım çünkü ben unutuyorum. Bir dakika. Hah, Vabık. Evet, geldim. Tamam. Duyuyorum. Doktor Vabık Volkan. Kendisi o sırada Amerika'da, bilirsin belki Vabık Hoca çok bilinir bir hoca. O ve Abdülkadir Hoca bayağı bir uğraştılar. En sonunda şöyle dediler. Ailemi de çağırdılar. Dediler ki bakın Meltem'in zekası çok yüksek. Algısı bizden farklı çalışıyor. Onu normal olmaya iterseniz o kendini kapatır. Ve hiçbirimiz ona ulaşamayız. Onu normal olmaya zorlamayın. Bu
bırakın o aynı anda yazsın, çizsin. Ayrıca da şunu hazırlıklı olun. Meltem bugün ben astronot olmak istiyorum der. Siz de dersiniz ki nereden çıktı? Delirdi bu herhalde. Ama olur. Ama astronot olduğu gün beyin cerrahı olmaya da karar verebilir. Onu hiçbir zaman normal olmak için push etmeyin. Ve bu kız doğru söylüyor. Bu kızın algısı farklı. Bunu böyle kabul edin. Hatta o sırada ben nişanlıydım. Nişanlıma dediler ki sen emin misin? İdare edebilecek misin? Hatta bu koca dedi ki istersen gel seni Amerika'ya götüreyim. Sen bakalım Amerika'da birazcık bakalım sana. Tabii ki ben gitmedim. Neyse hastane. Ama şimdi teşhis diye bir şey yok. Çok zeki. Normal olmaya itmeyin. Şimdi bunun kimsede bir karşılığı yok ki. Bu teşhis bana konduğunda ben sevgili Abdülkadir Hoca'yı aradım. Dedim ki hocam bana Asperger teşhisi koydular. Gülmeye başladı. Ondan sonra canım biz de dedi söylemiştik senin zaten farklı çalıştığını beyninin o zaman. Şimdi tabii şanssızlık nereden? Düşün bütün aslında araştırılıyor ve fark da ediyorlar. Çok güzel. Ama bunun bana hiçbir faydası olmadı. Çünkü bunun bir adı yoktu o zaman. Peki bu İngiltere'deki merkez hangi tıbbi olarak belirtilere ya da gözlemlere göre size bu teşhisi koydular? Burada şöyle işliyor. Önce GP denilen işte mahalle doktoruna gidiyorsun. Ve önce onun sende otizm olduğuyla ilgili kuşkuları olması lazım. Ben de doktora aslında iki sebeple gitmiştim. Bir tanesi menier hatam vardı çok yüksek. İkincisi menopoza girmiştim. Ve hani denge durumum her zamanki sanki de çok dengeliydim de her zamankinden birazcık daha dengesiz olduğu için. Bu arada kitabı da okudum ama otizm de kafamda. Ama hani otizm üçüncü şey. Onu da soracağım olabilir mi diye. Fakat otoriteyle ilgili her yerde benim her zaman sorunum oldu. Doktor, banka, polis, gümrük, doktor. Hele bir de bu İngilizce olursa bu iki katı anksiyete oluyor. Neyse doktora gittiğimde sadece şunu hatırlıyorum. Yani işte ben menopozum falan dedim. O birkaç soru sormaya başladı. Sonra ben ağlamaya başladım. Sonra yani normalde 15 dakikadır. Ben 45 dakika kaldım. Ama en son şöyle bitti. Ben sizi hemen bir otizm sentra yönlendireyim. Oradaki sorduğu tabii birkaç soruyu hatırlıyorum. İşte ne kadar yakın arkadaşım var? Ne kadar... Bir tanesi buydu. Bir konuya fokus olmakla ilgili. Antisosyal, sosyallikle ilgili. Ve birkaç soru sordu ama şu anda bak onları bile çok net hatırlamıyorum. Sonra Otizm Center'a yönlendirdi. Otizm Center, GP'in seni Otizm Center'a yönlendirince Otizm Center sana iki tane böyle 10 küsur sayfalık gönderiyor, belge. Bunlardan bir tanesini sen dolduruyorsun. Bütün çocukluğunla ilgili sorular. Diğerini de senin çocukluğunu çok iyi bilen birisi dolduruyor. Bana halam yardımcı oldu. Çünkü annem de babam da şu anda hayatta yok. Ama halam benim çocukluğumdan beri biliyor. Onunla doldurdum. Sonra bu şeylerle, belgelerle Otizm Center'a gidiyorsun. İki doktor, bir psikolog, bir psikiyatı. Ama bunların ikisi de otizm konusunda uzmanlar. Önce yarım gün soru soruyorlar, çeşitli testler yapıyorlar. Ondan sonraki yarım günde seni tanıyan, yine çok uzun yıllar tanıyan birini çağırıyorlar. O kısmı çok ilginç, senin yanında sen yokmuşsun gibi konuşuluyor böyle. Evet, ne yapar, öyle mi yapar falan diye. Sonra o kişiyle konuştuktan sonra yine seninle bir görüşme yapıyorlar. Ondan sonra kararı bildiriyorlar. İngiltere'de. Teşhisi böyle koyuyorlar. Böyle. O 20 sayfalık dediğiniz belgelerden çıkardıkları sonuçlara göre siz de öğrendiniz evet. Tabii. Evet. Hemen sonuçları söylüyorlar mı? O gün söylüyorlar. Bir gün sürüyor. Ama o gün söylüyorlar sonucu. O gün öğreniyorsunuz. Otistik misiniz, değil misiniz? Ama hani ben gittiğimde teşhise gerçekten çok emindim.
Çünkü yani bir insanın bütün hayatı hep problemli ve sorularla geçer mi? Yani hani bir dönem bir rahat edersin değil mi? Yok, olmadı yani hiç. Bir kere çocukluğundan itibaren uzaylı olduğumdan çok emindim ben. Hep anlattığım bir hikaye. Gerçekten çocukken camın önünde uyudum. Sonra hasta oldum. Çünkü uzaylılar beni camın önünde görürse belki hatırlarlar diye. Gerçekten hep uzaylı olduğuma inandım. Hiç bir zaman aidiyet duygum olmadı. Hep saplantılarım oldu. Eğer bir sorumluluk verilirse bayağı böyle robot asker gibi o sorumluluk sonuna kadar hiç koşulsuz yerine getirilmeli. Onun için bir anda çok katı olabilirim mesela. Ya da sen bir kurallar verirsen bana, senin kurallarını senden daha çok takip edip daha katı bir şekilde uygulayıp uygulatmasını sağlayabilirim mesela. Ama bir yandan da ya şöyle, bir tarafım çok zeki, bir tarafım bayağı böyle neredeyse aptal. Ya bak hala en güzel örnek. Şimdi mesela sor 7, 3 daha kaç eder diye ben şöyle yapmak zorundayım. 7, 8, 9, 10. Direkt söyleyemem hala. Ama bir sürü konuda mesela daha yeni 10 gün içinde diplomam gelecek. Bir senelik psikolojik danışmanlık kursunu, okulunu ben 1,5 ayda bitirdim. İlk defa o kursta en erken bitiren 3 ayda bitirmiş. Üstelik de İngilizce benim için çok büyük bir kabus. Şimdi mesela bir taraftan böyle bir şey yapabiliyorsun. Ama bazen bir taraftan hani bayağı hiçbir şey yapamadığın zamanlar ya da böyle sorulara cevap veremediğin zamanlar oluyor. Mesela bunu İngilizce yapabiliyorum da bazen öyle bir şey oluyor ki adın ne diyorlar ve bakıyorum. Böyle katiyen anlamıyorum. Böyle donuyor her şey. Onun için de hep çelişkiler içinde yaşıyorsun. O yüzden de çok iyi maskelemeyi öğrenmişim. Bunu tabii şimdi görebiliyorum. Ama bunun maliyeti ne oldu bana? Evet, ben başarılı bir iş kadınıydım iş hayatında da. Başarılı bir yazardım ama ben yıllarımın çoğunu bilinmez hastalıklarla geçirdim. Hep hastanelerde yattım ve ne olduğu bilinmedi. Yani çok ağır menier ataklarım vardı. Çok ağır. Bayağı böyle günlerce hastanede yatıyordum. Ve bu çok sık oluyordu. İşte bayılıyordum. Ya bir sürü fiziksel hastalığım vardı ve doktorlar hiçbir zaman ne olduğunu bulamadılar. Otizm teşhisi konduktan sonra benim hiç böyle sorunlarım kalmadı. Çünkü ben artık biliyorum ki ne bana ne yapıyor. Mesela kalabalık yerlerden hep çok nefret ettim. Alışveriş merkezlerinde bir süre sonra tansiyonum düşüyordu. Hep diyorlardı ki ay Meltem sen damba nazlısın. Şimdi anlıyorum ki bunun Naz'la Niyaz'la filan bir alakası yok. Alışveriş merkezleri gerçekten tansiyonumu düşürüyor ve fenalaşıyorum. Ama şimdi kulağıma kulaklık takıyorum, gözüme güneş gözlüğü takıyorum. Tansiyonum düşmüyor. Ya da mesela bir şeye konsantreysem ne susuzluğumu bilirim ne açlığımı bilirim. Onlar gider. Sonra mesela bir anda fenalaşırım. Soru sorarlar sen ne yedin? Aa ben yemek yemeyi unutmuşum olurum. Ama şimdi mesela ne yapıyorum? Bir şeye çok fokus olduğumda bunu kuruyorum. Diyorum ki su iç. Şu saatte yemek ye. Yani teşhis bana kendimi korumayı öğretti bir. İki, maskelerimden sıyrılmayı öğretti. Çünkü maske, çok fazla maske takınca insanlarla doğru iletişim de kuramıyorsunuz. Her duruma göre bir maskeniz oluşmuş oluyor. O da çok yorucu bir yaşam tarzı. Bir taraftan da sürekli suçlanıyorsunuz ve yargılanıyorsunuz ve bunu da anlamıyorsunuz niye. İşte bütün bunlarla ilgili otizm teşhisi bana müthiş bir özgürlük alanı verdi. Çünkü artık kendi zayıf noktalarımı dürüstçe ifade edebiliyorum. Bundan utanmıyorum, bundan korkmuyorum. Çünkü bunun neden olduğunu biliyorum. Eskiden neden olduğunu bilmiyordum ki. O zaman da
kendime bile itiraf edemiyordum. Peki bu yaşlarda hani sanırım orada hani bizim ülkemizde böyle bir şeyin olacağını, yani daha çocuklara doğru düzgün teşhis, tanı sorunları yaşayan bir ülke olarak orada, yani bu yaşlarda olmanıza rağmen böyle bir teşhisi koyabilecek yeterlilikte bir sistem kurulmuş anladığım kadarıyla. Hani peki otizm bu konusunda İngiltere bayağı çok bu konuya çok ciddi yatırım yapan ülkelerden bir tanesi. Anladım. Peki sormadılar mı hani siz bu yaşa kadar nasıl bu teşhis konulmadı ya da sen hayatının bir döneminde hani bununla ilgili sorunlar yaşamışsın belli. Sorunlar, yaşantılar, deneyimler, bir sürü şey. Hani bu yaşa kadar getirdiğim bir şeyler var. Hani bunlara dair bir şeyler sordular sana büyük ihtimalle. Hem onları soruyorlar hem de şöyle yapıyorlar Özgür. Teşhis konduktan sonra terapi yapıyorlar. Oradan yani, biraz bahseder misin? Tabii. Şimdi teşhis konduktan sonra 4 haftada değil, ayda bir kere olmak üzere ben 4 kere görüştüm. O 4 kere önce, şu anda hala devam ediyor benim terapilerim. Orada bir kere sana kendini tanımayı öğretiyorlar. Çünkü gerçekten, bak 10 kitap yazdım ben varoluş üzerine, kadın varoluşu üzerine. Sana psikoloji konusunda da işte sertifikamdan belli bilgim. Acayip ahkam kesebilirim. Ve ben kendimi tanımadığımı bilmiyorum. Bu ne kadar acı bir şey. Ve bu ne kadar ağır bir şey. Ve bunun maliyeti çok ağır. Bunun maliyeti nasıl çok ağır? Kendini tanımadığım için mesela korkunç taciz edildiğim, kullanıldığım, manipüle edildiğim bir ilişkinin içinde kaldım. Onu da fark etmedim. Ve bu ortaya çıktığında mesela buradaki psikologların tepkisi şöyle oldu. Ne yazık ki senin yaşındaki otistik kadınlarda bu çok karşılaştığımız bir durum. Özellikle geç teşhis edilmiş otistiklerde. Çünkü kendinizi bilmediğiniz için, kendi sınırlarınızı bilmediğiniz için manipülasyona çok açıksınız. Mesela benim en büyük problemim, benim hiçbir sınırım yok. Bana bir soru sor, ben sana her şeyi söylerim. Anlıyorum ki öyle olmamak gerekiyormuş. Yani aklımdan geçen her şeyi söylerim. Herkese söylerim bir de. Ama neyi tecrübe ediyorsun hayatın boyunca? Bunlar daha sonra sana karşı bambaşka şekilde kullanılıyor. İnsanlar tarafından. Onu da anlamıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bilinmezlikler içinde tabii bu terapilerde bütün bunları öğreniyorsun. Yani beynin nasıl çalıştığını sana anlaman için çok ciddi yol gösteriyorlar. Yani 5 duyunda ne seni trigger ediyor? Neye aslında tahammülün yok ama onun bile farkında değilsin. Mesela İngilizce ile benim acayip sorunum vardı. Zaten çocuk yaşta İngilizceyi öğrenmediğim için iş hayatında gerekli olduğunda işte iş hayatında gerekli olduğu kadarını çözebiliyordum. Fakat burada yaşamaya mecbur kalınca bu büyük bir kabus oldu benim için. Çünkü konuşamıyorum. Ya da konuşunca böyle konuşmak istiyorum. Türkçe'de kendimi anlattığım gibi. Ve olmuyor. Olmadıkça bu daha büyük problem oluyor. Ve yıllar geçtikçe beni tanıyan insanlar, ya Meltem sen bu kadar zeki bir kadınsın, nasıl bu dili hala çözemedin dediklerinde benim kitlenmem 10 katına çıkıyor. Ve gerçekten çok zorluk yaşadım. Ne zaman ki bu teşhis kondu, işte terapistim bana dedi ki, ama Meltem senin İngilizce ile sorun yaşaman çok doğal. Bir kere İngilizce çok idiomları olan bir dil. Ve sen zaten çok geç öğrenmeye başladın. Ayrıca böyle kendini eleştirdikçe de kitleniyorsun. Ama bu otizmle ilgili, bunun senin zekanla, yeteneğinle bir ilişkisi yok. Eğer kendini rahat bırakırsan, bak göreceksin, çok daha hızlı ilerleyecek İngilizcen. İşte ben bugün 18 tane kurs bitirdim İngilizce.
Ama mesela bundan önce İngilizce hiçbir şey yazmıyordum. Hep başkalarına soruyordum. Çünkü çok korkuyordum ya da konuşmaktan çok korkuyordum. Çünkü bir tane yanlış yapmak benim için her şeyi çok kötü yapmak anlamına geliyor. Mesela bunlar yüzünden hayatım boyunca çok sorunlar yaşadım çocukluğumda ve gençliğimde. Ama bunların nedenini hiçbir zaman bilemedim. Peki çocukluğunla ilgili biraz daha neler hatırlıyorsun ya da neler yaşadın bu konuyla ilgili? Hani şu evet bu bundan dolayıymış, şundan dolayıymış dediğin neler var? Uzaylı olduğuma inandığımı hatırlıyorum. İki, hayatımdaki en çok hala bugün bile kulaklarımda yankılanan Meltem yapma, Meltem yeter sözcükleri. Çünkü bir, çok yaramazdım. Ben 5 yaşında ilkokula başladım. Okuma yazmayı kendim çözdüm. Bir de dediğim gibi ailemizde trafik kazası olduğu için bir de o yaşta işte çok ciddi travma yaşadım. Anne yok, baba yok. Farklı farklı evlerde kalıyoruz. O yüzden de insanları çok güzel gözlemleyip onların ihtiyaçlarına göre davranmayı öğrendim ki beni fark etsinler. Çünkü öbür türlü kimse beni fark etmiyordu o kaosta. Yani tam bir büyümüş de küçülmüş olarak yaşamaya başladım. Bunun da getirdiği sorunlardan bir tanesi bir, hiçbir zaman yaşıtlarımla anlaşamadım. İki, ilkokul öğretmenim, hep şöyle hatırlıyorum, tek istediğim ilkokul öğretmenimin beni sevmesiydi. Ve hep duygum beni sevmedi. Yani ne yaparsam yapayım sevmedi. Ve nedenini hatırlamıyorum. Fakat birkaç sene önce ilkokuldan bir arkadaşımla buluştuk. Ve ona dedim ki ya ben yanlış mı hatırlıyorum? İlkokul öğretmenim beni sevmiyordu. Tabii ki sevmiyordu dedi. Ama böyle o kadar emin ki. Ben böyle, niye ya ben ne yapıyordum dedim. Meltem dedi, kadını çileden çıkartıyordun dedi. Bir, hatalarını söylüyordun dedi. İki, öyle sorular soruyordun ki kadın ne diyeceğini bilemiyordu dedi. Anneler günü mesela sürekli çok büyük problem. Çünkü benim annem olmadığı için ben çok geriliyordum ve tartışıyordum, onu hatırlıyorum. Yani niye abi bana bu eziyeti çektiriyorsunuz ki bugün de? Ya ben niye ağlıyorum ki her seferinde benim annem güzel annem şarkısı söylenirken? Bu haksızlık değil mi? Bunu hatırlıyorum. Fakat işte arkadaşımın dediği bir de o şöyle bir şey söyledi. Meltem dedi, yani o kadar bilmiştin ki, sen biliyor musun dedi, sen beni travmatize etmiştin. Ben dedim ki hayır bilmiyorum dedim. Sen dedi bir gün geldin okula dedi ve bana dedin ki Bahar ben çocuk nasıl doğar öğrendim. Ve dedi bana her şeyi bütün ayrıntısıyla anlattın. Ben bir hafta uyuyamadım dedi. Bir sürü şey öğreniyordun dedi. Bizim hiç bilgimiz olmayan. Ve dedi bir de onları anlatıyordum. O yüzden de evet, yaşıtlarımla hiçbir zaman uyum sağlayamadım. Ortaokul, lise dönemlerimde ise lisede bir meleğim vardı, Gülümser Marşan Hoca. Sanırım onun sayesinde bütün eğitimimi bitirebildim. Çünkü benim durumum şöyleydi. Bazı derslerde Meltem süper, bazı derslerde Meltem yok. Ama tek avantajım bütün benim travmatik ve sorunlu taraflarımı insanlar hep annemin küçük yaşta ölmüş olmasına ve onun bende bıraktığı büyük yaradan kaynaklandığını düşündüler. Gülümser Hoca da benim annemin çok yakın arkadaşıydı. Onun için o okuldaki o tuhaflıklarda hep hocalarla konuşarak beni korudu. Bir de şöyle bir şey var, bilmiyorum. Bende öyle bir şey var. Olumlu yaklaşım her zaman daha sakinleştiriyor ve daha bir şeyleri başarmaya itiyor. Olumsuz olduğunda o çok daha ağır, herkes de öyledir ama çok daha ağır karşılığı var otistik olduğunda. O yüzden de okulda bana hep başka sorumluluklar verilmişti. Ben onları yapıyordum. İşte derslerimi de hoş görüyordu hocalar. Ama üniversite tam bir kabustu. Yani mesela ben büro yönetimi okudum önce. Daktil öğrenmemiz gerek. Yani katiyetle bu eller öyle bir komut ver. Katiyetle, yani sinir krizi geçirdim.
Allah'tan yine ben şanslıydım. Çok şeker bir Vehbi hocam vardı. O dedi ki tamam sakin ol. Sen kimse yokken gel. Kimse yokken daktiloyla, eski daktilolar, onlarla uğraş. Mesela yine onun bu yaklaşımı sayesinde ben bugün çok hızlı 10 parmak daktilo ve kompütür kullanabiliyorum. Ama o deseydi ki döt döt döt, ben biliyorum ki bıraktım. Bir sürü şeyi öyle bıraktım. Çünkü dediğim gibi şimdi olsa bırakmam. Şimdi olsa biliyorum ki bu otizmden kaynaklanıyor. Ama o zaman bu korkunç bir güvensizlik yaratıyor. Böyle bir kariyerim var. Ben hala kendime güvenmekte yeni yeni adım atabiliyorum. Çünkü içte hep sen düşünüyorsun ki sen bir garipsin. Sende bir tuhaflık var. Ve bu seni hep öteki yapıyor ne yazık ki. Ve gerçek bir ötekisin aslında. Anladım.